Of. Nereye gitti bu? Bir sırası mı? Alo. Meral merhaba, ben seni sonra arayacağım. Şu an çok yoğunum. Ne yapıyorsun, her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Ben şimdi Çağatay Ulusoy'un barakasını arıyorum. Hadi kapatıyorum. Ne? Çağatay Ulusoy mu? Kızım söyleyecektir. Görüntülü konuşalım. Ya Meral tamam, ben sana sonra anlatacağım ne olduğunu. Hadi, hadi kapatıyorum şimdi, bak acelem var. Hadi bay bay. Arkadaşım Çağatay Ulusoy'la birazdan beni arayacak. Çağatay ya. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben şurayı arıyorum ama bulamadım. Biliyorum orayı. Niçin aramıştınız? Feris Hanım'ın asistanıyım ben. Çağatay Ulusoy'a bir senaryo bırakacaktım da. Götürebilirim. Biraz beklemeniz lazım. Takayı hazırlayalım. Taka? Evet, tekne var. Ondan gidiyoruz orayı. Uzak buraya. Ha, tamam. O zaman ben sizi ön tarafta bekleyeyim. Siz bilirsiniz. Ben hazırlayayım tekneyi. Tamam, bekliyorum. Asistan kız. İnanmayacaksın ama ben şu an taka ayarlamaya çalışıyorum. Denizlere açılıp gideceğim diyorsun yani. Ne güzel. Keşke ben de gidebilsem. Sesin bir karanlık geliyor. Sen iyi misin? Ya şu magazin programı içinse boş ver bak. Tamamen kendi terbiyesizliklere. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Neredeyim? Şu an ben de bilmiyorum ki neredeyim. Ben sana konmazsam, ha? Tamam. Tamam. Atıyorum hemen. Her şeyi berbat ettim. Dün gece arayacaktım ben seni. Ama öyle çok üstüne gelip darlarım diye. Yani ne bileyim, insan bazen yalnız kalmak istiyor. Birden yapayalnız kaldım. Anların beni bu kadar çabuk terk edeceğini düşünmemiştim. Ya terk etmedi onlar seni. Ünlülerle hayranlarının arasında bir sevgi-nefret ilişkisi vardı. Bir an çok seviyorlar. Sonra da nefret ediyorlar. Bundan sonraki adım da unutmak oluyor herhalde. Hiç de bile. Ne olduğunu anlamayacak kadar aptal değil. Daha insanların zihnine kazınacak kadar ünlü değilim. Beni bir ay görmeseler unuturlar. Sonra sıfır noktasına geri dönerim. Hatta sıfır noktasına da değil. Eksiye düşerim. Başrolden çıkınca yanın yanı karakterleri de oynayamam. Hani sen Marlon Brando hayranıydın? Ha? Adam kariyerinde ne büyük düşüşler yaşadı, sen biliyor musun? En tepeden tut. Ben düştüm bugün gökyüzünden. Gördüm bütün düşlerimi. Düşüşlerimi. Aşk yüzünden tüm kördüğüm.
düşlerimi. Çok teşekkür ederiz. Ha, çok sağ olun. Çağatay Bey? Evet. Siz? Benir. Tanıyorum seni. Oyuncusun sen. Evet, Peri Masalı'nda oynuyorum. Eyvallah. Sen? Ben Ferisan'ın asistanıyım. Yeni başladım. Antalya'dan geldim. Barış'ı zaten tanıyormuşsunuz. Peri Masalı'nın şeyinde oynuyor, dizisinde oynuyor. Senaryo mu? Evet, size senaryo getirdim. Bir de imzalamanız gereken bir sözleşme var. Bir tane de doküman var. Bu arada senaryonuzu çok merak ediyorum. Ben de. Ya biz sizi iki haftadır arıyoruz Çağatay Bey. Bu kadar oldu mu ya? Vallahi oldu. Bu da böyle. Zaman çabuk geçiyor. Hadi gelin. Biz sözleşmeden sonra gidelim, rahatsızlık vermeyelim. Gelin hadi, balık yapacağım zaten. Birlikte yeriz. Uzun yoldan gelmişsiniz. Hadi. Vallahi bana uyar. İyi, tamam. Hadi bakalım. Otur hadi. Soğutmayın. Güzel görünüyor. Daha sabah yakaladım. Mis gibi kokuyor. Büyük kokma. Vallahi hepsi nefis gözüküyor. Eline sağlık. Nasıl tadı? Çok güzel. Efsane. Çok güzel. Yani tatlı su balığını herkes sevmez ama... yapmayı bilince lezzetli oluyor. Tutur tutur. Nasıl gidiyor iş gör? Abi beni biliyorsun. Peri Masalı'nda oynuyorum. Hı. Romantik bir aşk işi. Pek mutlu değil gibisin. Hayırdır? Benim durumlar biraz karışık ya. Anlat. Ya beni oradaki çocuk zannediyorlar. Sürekli Twitter'dan laf sokuyorlar. Ben de okumayayım diyorum. Ama insan bazen görüyor, böyle sinirleniyor falan. İşte biliyorsun. Üstüne geliyorlar değil mi? Aynen öyle. Yaparlar.
Çok iyi anlıyorum seni. Aşk haberlerin de çıkar. Ateş olmayan yerden duman da çıkartırlar. Alakan olmayan konulara seni de karıştırırlar. Yaparlar. Sen yapmasan bile yaptı derler. Bu işler böyle. Evet, farklı bir mesleğimiz var. Zor. O dışarıdan gözüken renkli dünyanın içinde kaybolup gidebiliyor insan bazen. Yapmaması gereken şeyler yapıyor. Hatalar yapıyor, yanlışlar yapıyor. Kendini kaybedebiliyor. Takmaması gereken sözleri takıyor. Oluyor bunlar. Ama günün sonunda en önemli olan şey sensin. Kendin. Ben mesela geliyorum buraya. Yani ne dersen de. Burası da benim kendimi kaybetmeme yöntemim. Kafana çok takma. Boş ver. İşine konsantre ol. Çok sıkıldığında, daraldığında kaçabileceğin alanlar yarat kendine. Kendinle baş başa kalabileceğin. Bütün sesleri uzaklaştırıp sadece kendi sesini dinleyebileceğin alanlar. Emin ol, daha mutlu hissedeceksin. Gel. Ne zaman istersen. Gel, balık tutarız. Olur. Anladığım kadarıyla tam da o yüzden buradasınız. Böyle kendinize ait nefes alacak bir alan olduğu için. Aynen öyle. Seviyorum burayı. Nasıl keşfettin peki burayı? Çocukluğumdan beri gelip gidiyoruz bu göle. Ama bu barakayı birkaç sene önce keşfettim. Bu arada konuşmaya daldık. Sözleşme ve senaryomuz. Sözleşmeler. Ha. Bu arada Feris, kusura bakmasın. Biraz kaçmak istedim. Telefon falan çekmiyor zaten burada. Birkaç güne döneceğim. Söylersin. Tamam, ben iletirim. Dediğim en iyi tatlı subadı. Her şey için teşekkür ederiz Çağatay Bey. Ben size teşekkür ederim. Sakallar. Film için. Ha, sormadan edemedim. Çok yakışmış. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Siz de. Hadi bakalım. Dikkat edin. Tamam. Marlon Brando çok çok büyük bir oyuncuyken öyle büyük bir çöküyor ki. Baba filmi için yapımcını audition'a çağırıyor. Hadi ya. Evet. Bilmiyordum. Gitmiyor tabii. Yo, gidiyor. Yani çünkü o böyle küçük şeylerde gurur yapmayacak kadar büyük bir oyuncu. Sonra rolü kapıyor ve yeniden ışık hızıyla yükseliyor. Sahnelerini kesseler de, diyalogların azalsa da o dizide oynamalısın Barış. Oynayıp onlara en küçük sahnede bile sadece durarak nasıl harikalar yaratılırmış dersi vermelisin. Peki fanlar? Kimin sözüydü o? Dürüstlük kendi açtığı yarayı kapatan tek silahtır. Güzel ses. Evde kendisinin çektiği bir story daha samimi olur. Fanlar onun dürüstlüğüne daha çok inanır diye düşündüm Feris Hanım. Doğru düşünmüşsün. Haklısın. Bir metin hazırlayacak mısın? Hayır.
hesapsız kitapsız bir story olsun. Selam. Kendimi savunmak ya da bana laf atanlara cevap vermek için değil bu story. Beni ya da Yağmur'u seven, hayal kırıklığına uğrattığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Onlarla aramda bir cam perde var. Bazen seslerini yeterince duyamıyorum. Bazen de onlar benim gerçek sesimi duyamıyorlar. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Sevgi bazen insanın omzuna ciddi bir yük oluyor. Bazen de onu düştüğü yerden kaldıran bir destek. Ben sizin desteğinizi, sevginizi aldım. Onu desteğim bildim. Bir hata yaptım. Muhtemelen yine yapacağım. Ama ben insanım. Hepimiz bazen hatalar yaparız. Onu mutlaka onarmaya çalışacağım. Çünkü siz bana değil ama ben size bunu borçluyum. Benim aklımı çelmiyor değil. Yani kirası bayağı uygun. Yani oradan arttıracağım parayla 3 tane yeni kombin yaparım. Ama metroya uzak ya. Kısmetten öte yol yok be Sedef. Ne yapacaksın? Bu arada bu ayakkabı çekeceğini ben almıştım. Ama Meral'e hediye ediyorum. Beni hatırla, tamam mı? Ah canım benim. Aa. Çok sağ ol ya. Artık çeker çeker seni hatırlarız. Neyse. Ha, dur. Bak para biriktirince iğneli epilasyonu sakın unutma, beni ara. Tabii, tamam mı? Tamam. Tamam. Görüşürüz. Sana. Görüşürüz. Hoşçakal. Kız zamanla görüşürüz inşallah. İnşallah. Dikkat et. Kapıyı bir şey unutmadan. Hadi görüşürüz. Ay. Aman. Bir Ankara havası açıp oynayalım mı? Ne olursun o stickerları da para gibi yapıştırırız. Aa. Ha, bir şey diyeceğim. Şimdi bu koliler yetecek mi? Marketten bu kadar bulabildim. Kıyafetleri çöp poşetine koyarız. Sen Barış'ın yeni storiesini gördün mü? Ortalığı yıktı geçti. Fanları coşturdun. Başarının tadını çıkaracaksın değil mi? Çağatay Ulusoy'la selfie. Unuttun değil mi? Ya ne yapayım? Başka sefer artık. Tamamen aklımdan çıkmış. Neyse, Feris Hanım'ın oyuncusu nasıl olsa yine karşılaşırız. Günaydın. Feris Hanım'ın oyuncusunu yine milyonların gözdesi yapmışsın Dicle. Vallahi duyuyoruz, takdir ediyoruz. Sağ ol Cinde, teşekkür ederim. Emrah izletti şimdi bak, Allah var, laflar çok güzel ama çekim beğenmedim. Aa. Sen bizim TikTok'taki videoyu izle, ne demek istediğimi anlayacaksın. O da nazar boncuğu olsun Bekir abi, ne yapalım ya? İyi, ben söyleyeyim de. Tamam. Ya Dicle, çok kıskandım. Keşke Çınar Bey de bir kriz yaşasa ben de kurtarsaydım. Abartsaydım. Öldü, öldü kıskançlığından. Geberdi. Ercan Kesal'ın yeni filminin galası bu akşam mı? Hı, hızlı bitirmişler yani. Son duyduğumda postaydı. Feriz Hanım'ı da çağırmışlar mıdır galaya? Belki yalvarsam beni de götürür. Zannetmem çünkü geçen yıl bir oyuncu krizi yüzünden kapışmışlardı. Çağdaş Sanatlar ödevimi ben Ercan Kesal üzerine yaptım. Biliyor musun? Onunla tanışmayı çok istiyorum. Ha, günaydın Kıraç Bey. Günaydın. Barış için bulduğun çözüm işe yaramış. Aferin. Teşekkür ederim. Gülüm baksın bana bir. Tamamdır. Kıraç Özdal'dan da takdiri kattın. Ay keşke kaydetseydim. Gülünü izletir yüzünün aldığı hale bakardık.